Kenan ne kadar üzgündü. O halini görünce içim ezildi. Acaba kahve için biraz daha mı ısrar etseydin? Israr etsek daha kötü hissedebilirdi. Doğru söylüyorsun. Bazen yalnız kalmak insana daha çok güç veriyor. Kenan'ın yanına gittiğinde uzun uzun ne konuştunuz? Nurşal'la ilgili sormam gereken şeyler vardı, onları sordum. Benim aklım asıl sende kaldı. Annemin söyledikleri. Canı sıkmaktan ileri gitmem. Duydum ki davetiyede aile kısmında hiçbir isim yazılmayacak. Bu doğru mu? Evet, ben öyle istedim. Senin bir ailen var. Hatırlatırım. Unutmuş görünsen de, inkar edip yok saymaya çalışsan da, sen Orhun Demirhanlısın. O kızın ailesi yok diye kendi ailenden vaz mı geçeceksin? Davetiyeyi annenin istediği gibi mi bastırsan? O konu kapandı. Annemle gereken konuşmayı yaptım ben. Ben bu konuyu çok düşündüm. Annen haklı. Tek oğlunun düğün davetiyesinde adının yazılmaması hoş bir şey değil. Bir anne olarak en doğal hakkı. Yani yazmazsak onu yok saymış oluruz. Düğün davetiyemizin altında sadece senin ve benim adım olacak. Ailelerimizin adı yazmayacak. Dediğim gibi bu konu kapandı. Annenle baban hayatta değil belki. Ama çevrende seni çok seven birileri var. Hatta canından bile çok seven. Sen öyle kimsesiz falan değilsin. Musa. Musa her cümlesine kardeşim diye başlarken senin ben kimsesizim dediğini duymayayım. Hatta o hiç duymasın. Öyle bir üzülür ki seni konuşmaktan hasta edip yatağa düşürebilir. Yoksa sen Musa'dan korkmuyor musun? Bu kadar hüznün arasında bile bunu güldürecek bir şey bulursun ya.